Göztepe Gönülleri Çocuk Komitesi'nin hazırladığı bir masal saatinde yine beraberiz. Güzel Anadolu'muz binlerce yıldır çeşitli medeniyetlere beşiklik etmiştir bilirsiniz. İşte bu medeniyetlerden gelen masallar, hikayeler günümüze kim bilir neleri taşımıştır. Bunlardan bir tanesini bir güzel deniz kıyısında sizinle paylaşmak isterim. Bir varmış, bir yokmuş. Çok çok eski zamanlarda, bundan binlerce yıl önce bugünkü İzmir'in Tire ilçesinin etrafına kurulu büyük bir krallık varmış. Bu ülkenin kralı da Hiram. Hiram çok becerikli bir kralmış, çok zekiymiş, zekası deha seviyesindeymiş. Çünkü ülkesine öyle güzel mimari tasarımlar, yapılar yapmış ki herkes o ülkeyi özenerek, birbirine överek anlatırmış. Hiram her zaman kafasına fikirler gelen, güzel fikirler, parlak fikirlerle her güne uyanan çok zeki bir adammış. Hatta Süleyman Mabedi'nde Hazreti Süleyman o ihtişamlı, o gizemlerle dolu mabedi yaparken Hiram'ın mimarlık bilgisinden destek almış. Hatta Hiram ona en güzel, en becerikli yetiştirdiği işçilerini göndermiş. Hazreti Süleyman'ın babası Davut, Yahudilerin kralı, peygamber Davut. Davut o güzel Davudi sesiyle ünlüymüş, doğrucu Davut olmasıyla ünlüymüş. En güzeli de gencecik yaşında küçücük bir sapanla o koca dev Calut'u yerle bir etmesiyle ünlüymüş. Ve Hiram Davud'un da çok iyi bir dostuymuş ve onunla çok güzel işler yapmış. Hiram yıllarca yaşamış, çağlar geçmiş, belki de yüzyıllar geçmiş, masal bu ya. Hiram gitgide yaşlanmış ama yine de o parlak zekası her zaman fikirler üretmekteymiş. Günlerden bir gün uyanınca yine bir parlak fikir gelmiş aklına. Hemen danışmanını çağırmış. Hiram her zaman fikirlerini danışmanlarına açarmış, onlardan fikir alırmış, onlara sorular sorarmış, bilirlermiş, bilmezlermiş, araştırmalarını isterlermiş ve sürekli konuşur haldelermiş. Baş danışman geldiğinde ona o parlak fikrini açmış. Demiş ki, bak Süleyman Mabedi'nde o gizli tasarımları yapan benim. O bilge Süleyman'dan eser kaldı mı? Ya onun babası Davut, onunla ne güzel işler yaptım. O koskoca devi yenmişti. Ama bugün Davut'tan da eser yok. İşte ben hala ayaktayım. Asırlardır yaşıyorum. İnsanlar ölümlü olur, tanrılar ölümsüzdür. Demek ki ben aslında bir tanrı özelliği taşıyan çok özel bir varlığım. Ne dersin? Böyle bir soru karşısında ne desin bu danışman? Önce çok şaşırmış, sonra Hiram'ın yavaş yavaş akıl kaybına uğradığını düşünmüş, öylece kala kalmış. Hiram da kendi kendinin tanrı olduğuna daha da inanmaya başlamış. Bir tanrı ancak böyle bir zor soru sorabilir ve bir ölümlü de tanrının sorduğu soruya işte böyle cevap veremez diye düşünmüş. Danışmanı gittikten sonra daha da düşünmeye başlamış. Evet, ben tanrısal özelliği taşımanın ötesinde tanrının kendisiyim. İçimden gelen o sesler, o ürettiğim fikirler, tanrının kendisiyim demiş. İnsan önce en kolay kendi kendini kandırır. Hal böyle olunca ne demişler? Yalan dediğin iki şeyle gerçekleşir. Bir anlatan olmalı, sonra da inananlar olmalı. Hiram da kendi halkına artık onun bir tanrı kral olduğunu açıklamak, beyan etmek istemiş. Ama öyle diğer ölümlü kralların yaptığı gibi fermanlar çıkartmak falan değil. Bir tanrıya yakışır şekilde onu halkına açıklamak istemiş. O yüzden danışmanlar kurulunu çağırmış. Hepsine demiş ki ben tanrı kralım. Siz her gün bir kişiye benim tanrı kral olduğumu söyleyeceksiniz ve onun da bir başka kişiye tanrı kral olduğumu söylemesini ve söyletmesini isteyeceksiniz. İşte böyle damla damla sızım 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 ülkeme benim bir tanrı olduğum yayılacak.
Gerçekten dahiyane fikirmiş bu. Hiram, ah demiş, böyle bir şey ancak bir tanrının aklına gelebilir. Danışmanlar birbirlerine şaşkınlıkla bakmışlar ve ne diyeceklerini bilememişler. Sonra da kralın emridir diye onun dediğini yapmışlar. Yavaş yavaş ülkenin en ücra köşelerine kadar Hiram'ın tanrı olduğu yayılmış. Hiram da sabırla beklemeye başlamış. Beklemiş, beklemiş. Hiçbir şey olmamış. Tabii ki her krallıkta olduğu gibi Hiram'ın da halkın nabzını tutan gözlemcileri varmış. Gözlemcilerinden haber gelmiş. Hala bir şey yok. Hiram da bunun üstüne madem tanrı kralım emrediyorum bana ibadet edecekler diye ferman söylemiş ve onun da sızım sızım yayılmasını istemiş. Sonra gözlemcilerinden haber gelmiş. Ve bildirdikleri şey şuymuş. Çok az kişi sizin tanrı olduğunuzu kabul etmekte ve ibadet etmekte. Onlar da herhalde ceza alırlar diye korktular ya da idam edilecekler diye korktular. Kısacası ülkenin en korkaklarıymış anlaşılan. Hiram bu işe çok bozulmuş. Hemen danışmanlar kurulunu çağırmış. Söyleyin bakalım benim tanrı kral olduğuma inanmayan kafirlerden ne beklerler? Herkes susmuş. Kimse bir şey söyleyememiş. Ama vezirlerden biri cevap vermek durumunda kalmış. Yüce kralım, sizin tanrı olabilmeniz için halkımız der ki bir kere gök gürültüsü, fırtınalar yağdıran, şimşekler çaktıran büyük bir güce sahip olmalı. Ayrıca tanrı dediğinin herkesin kolay kolay ulaşamayacağı bir cenneti olur demiş. Çekilmiş. Bir sessizlik. Hiram düşünmeye başlamış. Doğru demiş. Tanrı dediğinin herkesin kolay kolay giremeyeceği bir cenneti olur. Tamam, ben bir cennet tasarlayacağım demiş. Danışmanlarını göndermiş. Düşünmüş, taşınmış. Önce çok ihtişamlı bir saray yapayım. Som altından olsun, mücevherlerle donatayım. Sonra da upuzun bir kule yapayım. O kulenin tepesine çıkıp baktığım zaman tanrı olduğumu anlarlar. Sonra da yok yok demiş. Yok, bunu bütün krallar yaptı şimdiye kadar. Ben öyle bir cennet yapmalıyım ki dünyada eşi benzeri olmamış, gelmişi geçmişi olmamış bir fikir olsun. Ne demişler? Bir yalan 40 doğrunun içinde saklanır. İşte onu saklayabileceği çok güzel bir tasarım yapmalıymış Hiram. Hemen başlamış çalışmaya, düşünmeye. Düşünmüş, düşünmüş. Her gün düşünmekten beyni çatlıyormuş. Başına ağrılar giriyormuş. Günler, aylar geçmiş. Sonunda böyle bir deniz kıyısında yürürken çok uzaklardan giden bir gemi ona ilham olmuş. Şimdi buldum demiş. Evet, nasıl bir cennet yapacağımı şimdi buldum. Hemen gitmiş, çalışma odasında başlamış tasarımlar yapmaya, çizimler yapmaya, planlar yapmaya, resimler yapmaya. Çok becerikliymiş o konuda. Sonra da komşu ülkelere haber salmış. Çok derinlere dalabilen becerikli dalgıçlar, sünger avcıları ne kadar varsa gönderin. Göndermişler. İçlerinden dil bilmeyenleri seçmiş. Ve onlara ne yapacağını o çizgileriyle, resimleriyle anlatmış. Ve emretmiş. Demiş ki, gece çalışacaksınız, gündüz ortalıkta görünmeyeceksiniz. İstediği şey o denizin derinliklerinden uzaklardan çok çok yükselen, denizin yüzeyine kadar yükselen kocaman kocaman 4 tane sütun dikmeleriymiş. Bu dalgıçlar, sünger avcıları bunu yapmışlar, başarmışlar ve sonunda sütunlar su yüzeyine gelmiş. Hiram, onun kafasında göğün 7 katı gibi 7 kat bir saray yapıp sonra da bunu cennetim diye insanlara kabul ettirmekmiş. O yüzden bir dahiyane fikir daha gelmiş aklına. Öyle bir yapmalıymış ki o sütunların üstünde camdan sağlam bir temel olmalı ve uzaktan insanlar baktığında onu gökten gelen havada asılı bir cennet olduğunu anlamalı. Hemen ülkeye, dış ülkelere haber salmış, cam ustaları, demir ustaları, duvar ustaları ne kadar usta varsa çağırmış. Gene dilini bilmeyenleri seçmiş. Gene her kademede, her katta
onları toplayarak çizimlerle derdini anlatmış. Önce cam ustaları çok güzel kalın camdan bir temel atmışlar. Birinci kat camdanmış. İkinci kata demir atılmaya başladığında, ikinci kat demirdenmiş, Hiram şimdi zamanı demiş. Bütün ülkeye bir ferman yayınlamış. Fermanında şunları söylemiş. Ben, insanların kralı, her şeye kadir tanrı Tireli Hiram, bugüne kadar sakladığım cennetimi yavaş yavaş göstermekteyim. Ama sadece bu cennete layık olanlar görecektir bu cenneti. Önce yavaş yavaş göreceklerdir. Bana ne kadar inanırlarsa, ibadet ederlerse, işte o cennet onlara yavaş yavaş görünecektir. O cenneti göremeyenler de şiddetime, hiddetime nail olacaklardır. Ama onlar da bana inanmaya başlarlarsa ve hayırlı işler yaparlarsa, cennetim yavaş yavaş onlara da görünecektir. Ve cennetin tamamı göründüğünde artık yukarı bakanlar onun gökyüzünden olduğunu anlayacaklardır. Ama aşağı bakmaya devam edenler onun dünyaya ait bir yapı olduğunu düşünürlerse, işte onlar inkar içinde olanlar, hain olanlar, hiyanet içinde olanlardır. Büyük bir şekilde cezalandırılacaklardır demiş, damgasını fermana basmış. Sonra da yazdığına bakmış, okumuş, okumuş. Muzur muzur gülümsemiş. Neden dersiniz? Ertesi gün ferman bütün ülkeye yayılmış. E tabi fermanı okuyan herkes deniz kıyısına koşmuş. Gelmiş, gelmiş. Sonra millet birbiriyle, bak orada parlak bir metal gördüm, sen de gördün mü? Artık tamam canım, bizim kralımız Tanrı kral. O bir tanrı. Evet evet, ben de dün ibadet ettim. Ben de artık inanmaya başladım. Bak, bugün de öteki levhayı gördüm. Yavaş yavaş görünüyor bizi cennet deyip gitgide birbirlerini kendi kendiliklerinden ona inanmayı sağlamaya başlamışlar. İşte fermanın güzelliği buradaymış Hiram için. Sonra birinci kat atılmış, de ikinci demir katı atılmış, üçüncü kurşun katı atılmış, dördüncü cilalı pirinç atılmış. O arada danışmanlar ülkenin ve Hiram'ın gidişatına bakarak içlerinden akıllı olanlar gitgide hüzünlenmekteymiş. Eyvah diyorlarmış, inşallah bu yedi kata olmaz. İnşallah bu hesaplar yanlış olur da yedinci katlara varmaz. Çünkü onların ataları Sümerlerin bir sözü varmış, kehanet bir söz. Onlar derlermiş ki, yedi kat yalan fazla, yedi yalan fazla. Eyvah demiş danışmanlar, bu yedinci katı da atarsa başımıza neler gelecek, ülkemiz ne belalar altında kalacak düşünürlermiş, ama onu durdurmaya da çare bulamazlarmış. Sonunda dördüncü kat atılmış parlak bakırdan, beşinci kat atılmış o şıkır şıkır gümüşten, altıncı kat atılmış en güzel metallerden ve yedinci kata sıra gelince danışmanlar eyvah demiş, eyvah yedinci katta atılıyor, ne olacak, başımıza neler gelecek. Evet, yedinci katta atılmış som altından ve Hiram o katın en güzel yerine görkemli bir taht yapmış, oturmuş, o üstüne tanrı gibi dünyayı seyretmiş. Denizleri, karaları, gökyüzü, her şey onun emrindeymiş. Tabii ki gözlemcileri ona yine haber getirmişler. Kralım, ülkemizin büyük bir kısmı size inandılar, ibadet etmekteler. Ama küçük de olsa bir grup hala inanmamakta, ısrar etmekte. Hiram'ın keyfi kaçmış. Buna biraz bozulmuş. Düşünmeye başlamış. Ne yapsam ki demiş. Ah tamam canım, bunlar fırtınalar, kasırgalar, yıldırımlar, gök gürültüleri istemişti. Yaparım. Ben, Tanrı Kral Hiram, Süleyman Mabedi'nin sırlarını inşa eden Hiram, bu cenneti buralara kadar çıkaran Hiram, onu mu yapamayacağım? Hemen aklına gene parlak bir fikir gelmiş. Bu sefer çok kafa yormadan o fikri bulmuş. İşte demirden yaptığı ikinci kata o kocaman kocaman yuvarlak kayalar taşıttırmış. Sonra da bir mekanizma yapıp o kayaları yuvarlattırmış.
kayalar yuvarlandıkça birbirlerine çarpmakta ve demirden duvarlara çarpmaktaymış. Sonunda yavaş yavaş onların çarpmasıyla sesler çıkmış. O sesler büyümüş büyümüş, yankılanarak kıyılara gök gürültüsü diye gelir olmuş. Şimşek, o da kolay canım. O parlak metalleri farklı açılarda yerleştirmiş. Onun ışığı ona çarpmış, onun ışığı ona çarpmış, güneş ışığı hepsine çarpmış. Sonunda ışıklar saçılmaya başlamış. Şimşekler de çakmış. Artık kimsenin diyeceği bir şey yokmuş. Hiram o görkemli tahtında Tanrı kral olduğuna iyiden iyiye inanmış ve artık da herkese kabul ettirdiğini düşünmeye başlamış. O şanıyla, krallığıyla, cennetiyle, o şatafatıyla övüne dursun, oyalana dursun. Ne demişler? Mal da yalan, mülk de yalan. Hadi biraz da sen oyalan. Beri tarafta Babil kralı Nabukadnezar güçlü ordusuyla yavaş yavaş Anadolu içlerinden işgale başlamış ve batıya doğru yürümekteymiş. Danışmanlar hem halkın durumunu hem Hiram'ın durdurulamaz Tanrı yalanını, bunların karşısında ne yapacaklarını iyice bilemez olmuşlar. Ama yine de bir uyarı yapmak istemişler. Yüce kralım, siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz, bu cennet dediğiniz bir kurmaca. Ne olur gerçek bir fırtına çıkarsa bu yok olacak. Hiram, ben Tanrı Kral Hiram, benim yarattığım fırtınadan, benim yarattığım afetten daha büyük bir afet yaratacak olan var mıdır ha? Demiş. Sanki Doğa Ana bu sözü duymuş gibi birden yavaş yavaş rüzgarlar esmeye, fırtınalar çoğalmaya başlamış, gökler gürüldemiş, şimşekler çakmış ardı ardına. Sonra denizin altında bir sarsıntı olmuş. Hiram'ın o yaptığı sütunlar bir sağa bir sola bir sağa bir sola yatmış, sonra büyük bir şangırtı duyulmuş. İşte o camdan temel tuzla buz olmuş. E tabii onun üstündeki 6 katta hup diye denizin dibini boylamış. Hiram böylesi bir felaketten burnu bile karamadan kurtulmuş. Bu manzarayı seyreden ülkenin insanları bu kurgunun, bu yalanın artık ortaya çıktığını inanmışlar. Hiram'a da boş vermişler. Ama hala içlerinden küçük bir grup Hiram'ın işte böyle bir felaketten kurtulduğuna göre tanrısal bir özelliği olduğunu anlamış. Öyle olduğunu kabul etmiş ve ona inanmaya başlamış. İnanmayı devam ettirmiş. Ve ne demişler? Her yalanın bir sonu var elbet. Bu bir kahramanlık, masal kahramanları değil, tarihi kahramanlardı. Ama bu bir masal örgüsüydü. Ve tabii ki Nabukadnezar gelmiş, ülkeyi fethetmiş. Hiram'ın krallığı da, tanrılığı da bitmiş. Hayatı acılarla ve sefaletlerle son bulmuş. Ve o nesil insanlar ve sonradan gelen bütün nesiller Hiram'ı Hazreti Davut'un ve oğlu Süleyman'ın dostu ama ölümlü bir kral olarak hatırlamışlar. Masaldır bunun adı. Dinlemekle çıkartadı. Bilgisi, güzelliği içinde saklı. Gökten 3 elma düşmüş. Birisi yalanlarla hedeflerine varmak isteyenlerin verilecek en güzel cevabın onların yalanlarına inanmamak olduğunu bize anlatan bu masal kahramanlarına gitsin. Diğerleri, ikincisi dinlediğiniz için sizlere gelsin. Üçüncü elmamız da kimlere mi gelsin? İşte yalnızca gerçeklerle yüzleşerek ülkemizi kurtuluşa götüren 26 Ağustos Büyük Taarruz emriyle 9 Eylül kurtuluşa kadar 30 Ağustos zaferini yapan ve bu zaferi sadece askeri zafer olarak değil, ülkemizi o dönemde bütün yalanlardan temizleyen Mustafa Kemal ve arkadaşlarına ve o dönemin bütün gönüllülerine gitsin ve hala yalanı ortaya çıkarıp gerçeği
halka anlatan ve bu uğurda çaba harcayan, bu ruhu taşıyan herkese gitsin bu üçüncü elmamız. Bir sonraki masal saatinde görüşmek dileğiyle. Sevgiyle hoşça kalın.